El aletlerinde güvenlik tedbirleri, yani iş sağlığı ve güvenliği nasıl sağlanacak? Evet. El aletleri tabii iş yerlerinde biz tehlikeleri belirlerken, riskleri belirlerken daha çok böyle büyük makinelere, büyük ekipmanlara, tesislere, tezgahlara vesaire odaklanırız. Sanki böyle el aletlerinde hiç kaza meydan gelmezmiş gibi bazen böyle düşünebiliriz. Ama tabii bunu ihmal etmemek lazım. Yani küçük de olsa el aletlerinde de, el aletlerindeki biraz sonra çeşitlerine bakacağız. Elektrik enerjisiyle çalışan, hava basıncıyla çalışan, hidrolik olanlar ve bir de hiçbir kuvvet uygulama ihtiyacı olmayan, hiçbir enerji kullanılmadan sadece kol gücüyle, beden gücüyle kullanılan, çalıştırılan el aletleri de var biliyorsunuz. Yani el aletlerinde bir de şöyle bir durum var. Sadece el aletini kullanan değil, el aletini kullanan kişinin etrafında, yakında bulunanlar da kaza zede olabiliyor. Bunu da unutmamak lazım. El aletlerinde böyle bir durum da var. Ne demektir? Önce bir tanımını yapalım el aletlerinin. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış araçlar, gereçlerdir. El aletleri işimizde ve güvenlik yaşamımızda günlük yaşamımızda çeşitli el aletlerini kullanırız. Bunların tümünü elbette sıralamak mümkün değil ama çünkü el aletleri basit bir tornavidadan tutun da torna tezgahına kadar büyük bir çeşitlilik gösterir. El aletleri kol gücüyle veya herhangi bir başka enerji yardımıyla çalıştırılabilirler. El aletlerini çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanırız. El aletleri keskin kenarlı, sivri uçlu, kare şeklinde, kıskaç ağızlı ve olağan dışı sıcak veya soğuk olabilir. El aletlerin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle istenen işi yapabilmek için gerekli olan kuvvet veya güçlü güç, bir araya getirilebilir. El aletleri kullananlar ve hatta orada bulunan, yapılan işle ilgisi olmayan başkaları için de tehlikeli olabilir ve yaralanmalara da neden olabilirler. Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının çoğu el aletlerinin doğru kullanılmaması veya aletlerin kullanılamayacak şekilde arızalı ve yıpranmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Evet. El aletlerinin doğru kullanılmaması ve arızalı, yıpranmış olmalarından kaynaklanıyor bu tür kazalar. Şimdi tehlikelere genelde baktığımızda el aletlerinden kaynaklanan tehlikeler neler? Neler? Mekanik tehlikeler var, buharlar, gazlar, ışınlar, basınçlı akışkanlar, gürültü, evet gürültü de bir tehlikeli el aletlerinden kaynaklanan, titreşim, radyasyon, kimyevi maddeler, ısı etkileri, elektrik tehlikeleri, bunların hepsi el aletlerinden meydana gelen tehlikeler. El aletlerini kullanmadan önce aşağıda yer alan sorulara olumlu cevap vermek üzere gerekli kontrollerin yapılması gerekir. Bir, el aletleri yapılan iş için uygun mu? İki, el aletleri doğru olarak kullanılıyor mu? Üç, el aletleri uygun güvenlik koşullarını taşıyor mu? Dört, el aletleri güvenli bir yere
konmuş mu? Kesinlikle bu kontrollerin yapılması gerekir. El aletlerinin güç kaynaklarına göre sınıflandırılması. Evet. Şimdi elektrik enerjisiyle çalışıyorsa elektrikli el aletleri diyoruz. Bir de hava basıncının enerjisinden yararlanarak kullanılan bir el aleti ise buna pneumatik el aletleri diyoruz. Hidrolik el aletleri de var. İşte sıvıların basıncından faydalanılır. Hidrolik ekipmanlar da var. El aletleri de var. Ve dördüncüsü de mekanik el aletleri. Mekanik el aletleri dediğimiz herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan ne yapıyoruz? Yani kol gücü, el kuvveti, kol kuvveti, beden gücüyle kullandığım işte bir tornavida, bir tenseyi, bir çekici düşünün. Bunlar için herhangi bir enerji kaynağına gerek yok. Beden gücü kullanılıyor. Bunlara da mekanik el aletleri diyoruz. Örnek verecek olursak elektrik enerjisini kullanarak işlev görenler mesela hangileri? İşte elektrikli matkap, taşlama, spiral, elektrikli testere, elektrikli tornavida falan da var. Elektrikle çalışıyoruz. Bunlar elektrikli el aletleri. Hidrolik dediğimiz neydi? Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bir mühendislik dalıdır. Sıvı gücünün faydalı bir şekilde disipline edilmesini konu edinmiştir. Hidrolik enerjiyle yani akışkanlarla doğrusal, dairesel ve açısal hareket üretmek için hazırlanan sistemlere hidrolik sistemler diyoruz. İşte bu sistemi kullanarak, bu hidrolik sistemi kullanarak iş gören, işlev gören, fonksiyon icra eden el aletleri, hidrolik el aletleri oluyor. Mesela triko. Triko bunlardan biri biliyorsunuz. Garaj vinci, hakeza aynı. Bunun gibi böyle işte hidrolik direksiyonlar falan vardı çok daha yaygın eskiden şu an pek yok. Bunların hepsi işte hidrolik sistemle çalıştığı için hidrolik el aletleri diyoruz. Evet, bir diğeri de pneumatik el aletleriydi. Pneumatik. Akışkan olarak basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere pneumatik sistemler diyoruz. Basınçlı sıvı kullanımlara hidrolik sistem, basınçlı havanın kullanıldığı sistemlere pneumatik sistemler diyoruz. İşte bu basınçlı hava enerjisini kullanarak bu pneumatik sistemi kullanarak işlev gören, iş gören aletler pneumatik el aletleridir. Mesela çivi çakma tabancası bu şekildedir. Hacalı somun sökme, somun sıkma aleti hava basıncıyla çalışır. Yine dediğim gibi pneumatik el aletlerine giriyor. Ve dördüncüsü işte gördüğünüz gibi herhangi bir enerji kaynağı gerek duyulmadan kol kuvveti tesiriyle biçim değiştirme enerjisinin uygulandığı tense, çekiç, tornavida gibi el aletleridir. El aletlerinde dikkat edilecek hususlar neler? Nelerdir bakalım. El aletlerini kusurlu, yerinde ve güvenlik kurallarına uygun olarak kullanmamak çeşitli kazaların meydana gelmesine sebep olur. Bunun için el aletlerini kullanmadan önce bir, dikkatle kontrol edilmeli ve arızalı aletlerin kullanılması önlenmeli. İki, nasıl kullanılacağı mutlaka öğrenilmeli. Üç, işçiye hangi işte hangi aletin kullanılacağı öğretilmeli. Evet, el aletlerinin fonksiyonlarına göre sınıflandırılması. Evet, yaptıkları işe göre sınıflandırılacak olursak kesiciler, vurma aletleri, sıkıştırma aletleri, ölçme ve kontrol aletleri ve markalama aletleri olmak üzere beşe ayırıyoruz. Kesici aletler nedir, hangileridir? Parçaları kesmeye, düzgün hale getirmeye ve istenilen şekli vermeye yarayan rende, planya,
düzkaya ve keser gibi aletlere kesici alet diyoruz. Vurma aletleri kesici kalemle kesici kalemlerin kullanılması, çivi çakılması ve bu gibi işlerin yapılması sırasında vurmaya yarayan çekiç, madırga, balyoz gibi aletlerdir. Sıkıştırma aletleri parçayı tezgaha tutturmaya yarayan veya herhangi bir vidayı sökmeye ya da sıkıştırmaya yarayan aletlerdir. Bu aletlere örnek olarak anahtar, mengene, işkence verilmiş sıkıştırma aletleri. Anahtar, mengene, işkence sıkıştırma aletlerine örneklerdir. Dördüncüsü ölçüler ve kontrol aletleri. İşin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde kullanılan aletlerdir. Bunlara metre, kumpas, mastar ve bu gibi örnekler verilebilir. Beşincisi martılama aletleri. Yapılacak işi resimlerden parçaya aktarmak için, yani martılamak için kullanılan pergel, gönye gibi aletlerdir. Genel güvenlik tedbirleri nedir? El aletleri konusunda alınacak genel güvenlik tedbirlerini aşağıda şekilde sıralayabiliriz. Bunlar, evet, genel güvenlik tedbirleri. Bol elbiselerden kaçınılmalı, kollar dar olmalı, boyun bağı yani atkı, yüzük, saat ve bu gibiler mutlaka çıkarılmalı. Kesme işleri yaparken veya kesme işi yapanın yakınında çalışırken emniyet gözlükleri kullanmak yerinde bir hareket olacaktır. Ağza çivi, vida, madeni parça veya benzeri şeyler asla alınmamalı. Evet, çivilerle, vidalarla iş yapanlar neden böyle ağızlarına koyarlar çivileri veya vidaları ya da neyle çalışıyorlarsa? Ağzına alırlar, ağızlarından alıp kullanırlar. Niye sizce? Neden ağza alırlar çivi ya da vidaları? Ağızda olunca daha hızlı alıyorlar. Daha hızlı aldıkları için zaman kaybı fazla olmuyor. Evet. Ama çok tehlikeli bir şey. Ağza her an kaçabilir. Bir başkasına alet veya diğer bir malzemeyi atmaktan kaçınılmalı. Çalışma sahası, talaş, parça ve bu gibi şeylerden, malzemelerden temizlenmeli. Genel güvenlik tedbirleri. Yine parmaklarınızı bilenmiş kesici aletlerin ağızlarından uzak tutmanız lazım. Bunu kullanan çalışanları tabii. Körlenmiş ve kırılmış aletleri kullanmayınız. Alet saplarının sağlam ve aletin gövdesine sıkıca tespit edilmiş olduğundan emin olunuz. El mengenesi ve işkencelerle sıkılmış iş parçalarını düzgünce tespit ederek taşan kısımların diğer arkadaşlarınız için tehlikeli olmamasını sağlayınız. Kırık, parçalanmış veya tepesi ezilip çapaklanmış aletler kullanılmamalı. Her alet veya işlemle ilgili bütün güvenlik tedbirlerine uyunuz. El aletlerinde alınacak özel güvenlik tedbirleri, elektrik işlerinde kullanılan tenseler, karga burunlar, tornavidalar ve benzeri el aletleri uygun şekilde yalıtılmış ve sapları akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya sarılmış olacaktır. Her an işe hazır şekilde bakımlı bulundurulacaktır. Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için, kendi kapasiteleri içinde aşırı zorlamalara başvurulmadan kullanılmalıdır. Yine taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen bir madde ile kaplanacak veya bu gibi malzemeden yapılmış olacaktır. Ve bu aletlerin üzerlerinde devreyi kapalı tutmak için sürekli olarak basılması gereken
yaylı devre kesicileri bulunacaktır. İnşaat şantiyeleri ile diğer açık çalışma yerlerinde kullanılan elektrikli el aletleri, küçük gerilim ya da 1 bölü 1 oranlı ve sargıları birbirinden ayrı güvenlik transformatöründen elde edilen gerilimle çalıştırılacak veya özel olarak imal edilmiş iki yarıtkanlı olacak. Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine yalnız bir elektrikli el aleti bağlanacaktır. Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye gelmesinden önce alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri olarak kabul edilecektir. Elektrikli alette faz şase toprak arızası olması durumunda atarak bu aleti kullanan kişinin elektriğe çarpılmasını önlemek için kaçak akım rölesi kullanılmalı. Topraklamalı aletlerde topraklama devresindeki kesinti halinde aletin elektrik devresini kesen bir kontaktör sisteme dahil edilmiş olacaktır. Taşınabilir elektrikli el aletlerinin topraklanması, topraklama elemanı bulunan özel fiş ve prizlerle yapılacak. Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulacak. Bunlara akım sağlayan kablolar dağınık bulundurulmayacak ve geçitlerde yüksekten geçilecek. Aletler besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeniyle topraklanacaktır. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır. Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilecek, topraklanması arızalı, motoru fazla kıvılcımlı, priz, fiş, anahtar ve bağlantı kablosu bozuk olanlar kullandırılmayacak. Taşınır elektrik lambaları ancak sürekli aydınlatmanın yeterli yapılamadığı yerlerde kullanılacak. Duyuları ve gerilim altındaki kısımları akım geçirmeyen sağlam kanalı koruyucu kafesler içinde olacak. Ve organik tozlar veya parlayıcı maddeler bulunan yerlerle nemli yerlerde lambalar cam koruyucu içinde bulunacak. İş yerlerinde kullanılacak el aletleri yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacak. Bunların ahşap sapları budaksız, iyi cins ve el yapı ağaçtan uygun biçimde boyutta kenarları yuvarlatılmış, kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır. Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler bu yerlerde kullanılmayacak. El aletlerinde özel güvenlik tedbirleri: çekiç, balyoz, kalem, keskin, zımba ve benzeri aletler. Standartlarına uygun şekilde kaliteli çelikten yapılacak ve bunların bozulan veya çapaklanan başları taşlama veya eyeleme suretiyle düzeltilecek. Şimdi bu çekici düşünün. Şu çekiçle vurulduğu zaman, çekiç kullanıldığı zaman bakın şu şurasıyla vuruluyor ya, şurası vurma yeri. Tabi burada ne oluyor? Şu vurulan yerin etrafında şöyle etrafında çapaklar oluşuyor. Şurası vurmayı kullanıldığı sürece.
Burada çapraklar oluşmuşken o çapraklar olduğu halde bu şekilde vurmaya devam edilirse ne olur? Ne olur? Bir vurmada şu etrafta, şu kenarlarda biriken çapraklar şu ortası vurunca yeniden fırlar. Ne olur? Bir kurşun gibi sağa sola gider. Evet, çekici kullanana belki bir şey olmaz ama ne demiştik? Hani el aletlerinde aleti kullananın dışında etrafta bulunanlar da zarar görür. Kazazede olur, kazaya bırak. İşte bu örnekte olduğu gibi bu çapak dururken vurduğunuz zaman bu çapak fırlayacak sağda ya da solda birine adeta bir kurşun sertliğinde isabet edecek. Değil mi? Büyük kaza olur. Büyük kaza. Ciddi kaza olur. Gözüne geldiğini düşünün. Çok ciddi kaza. Onun için bu, o yüzden şuradan diyoruz ki çapaklanan başları bu tür malzeme aletlerin taşlama veya eğleme sürekli düzeltecek. Burada çapaklar sürekli temizlenecek. Bu tür demin bahsettiğim türden bir kaza yaşanmaması için. El aletlerinin su verme veya bilenmesiyle bakım ve onarım işleri kalifiye işçiler tarafından yapılacak. Ve bunların sivri veya keskin uçları kullanılmadıkları zaman uygun şekilde korunacaktır. El aletleri yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap askı tablosu veya en az 2 cm yükseklikte etekli bulunan raflar yapılacak. Baş üstü yüksekliğinden düşmelere karşı gerekli tedbirler alınmadan bunlar elden bırakılmayacak. Baltalar, keserler, satırlar gibi el aletleri daima keskin olarak bulundurulacak. Bunların sapları alete sıkı ve sağlam duracak şekilde geçirilecek ve taşınmalarında uygun kılıf, askı veya mahfaza içinde bulundurulacak. Kalemler, keskiler, saplı keskiler, zımbalar ve benzeri aletlerde kalem uçları, keski ağızları ve zımba burunları yapılacak işe uygun biçimde ve daima keskin olacak ve bunlar kullanılırken uygun siper veya paravanalar veya benzeri koruyucular bulunulacak. Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada yere veya tezgah üzerine dayalı ve dik olarak bırakılmayacak. Yatık olarak bırakılmayacak. Eğe ve törpülerin, evet, herhalde özel güvenlik tedbirleri, eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sapları, bulunan sağlam sapları veya başka çeşitli tutacakları olacak. Ve bunlar sapsız olarak kullanılmayacak. Eğe ve törpüler sandık açma, çivi sökme ve sert bir cisme vurma işlerinde kullanılmayacak. Bunlara çekiç ve benzeri aletler vurulmayacak ve eski eğelerden keski, kalem veya zımba gibi aletler yapılmayacak. Bıçakların sapları üzerine gerektiğinde elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış kavza mahfazalar yapılacak veya parmak kavramaları veya kalkan konulacak. Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları uygun şekilde yuvarlatılacak. Konserve, deri yüzme, deri işleme ve lastik fabrikalarında kullanılacak bıçakların taşınmaları için uygun kılıfları veya kımları olacak. Trikolar yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde ve dik olarak konulacak. Ve yükler istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra trikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde çalışılmayacak ve yüklerin trikoyla indirilmesinde
gerekli tedbirler alınacak. Tomruk veya kütük aktarma veya ambarlama işlerinde kullanılan kancaların veya süngülerin uçları daima sivri olacak ve el kancalarının kolları saplarına sağlam ve sıkı bir şekilde geçirilecek. Tenseler, tel makasları ve kıskaçları ile gergin tel, yay veya benzeri teller kesilirken, telin kesilen uçlarından biri uygun şekilde tespit edilecek. Somun sıkma veya gevşetme için uygun anahtarlar kullanılacak, pense ve benzeri aletler kullanılmayacak, normal kollu anahtarların ucuna boru geçirerek veya benzerleri takılarak uzatılmayacak ve anahtarlar çekiç olarak kullanılmayacak. Hani bir alet hangi iş için yapıldıysa o işten kullanılacak, başka bir amaçla kullanılmayacak. Onun için anahtarlar da çekiç yerine kullanılmayacak tabii ki. Pneumatik seyyar cihazların kumanda tetikleri uygun şekilde konulmuş olacak ve operatör elini çektiğinde hava giriş su kabı otomatik olarak kapanacak. Bunların basınçlı hava hortumları ve hortum bağlantıları yapacakları işe uygun ve dayanıklı olacak ve bunlarla normal onarım dışında bir parça değiştirilirken veya benzeri bir iş yapılırken hava hortumlarının ana valfleri kapatılacak. Pneumatik çekişlerin pistonları çalışırken yerlerinden çekmeyecek şekilde yapılmış ve parça fırlamalarına karşı yaylar, güvenlik kancaları veya benzerleriyle korunmuş olacaktır. Pneumatik çekişlerden parçalar basınçlı hava ile fırlatılarak çıkartılmayacak. Basınçlı çivi çakma tabancalarının tetiklerinde güvenlik tertibatı ve parça fırlamalarına karşı namlularında koruyucu bir huni bulunacak. Evet, parça fırlamalarının engellenmesi için. Bunların dışında da tabii başka önlemler de var. Bakalım. El aletlerini kullanmadan önce kontrol ediniz. İş yapmak için gittiğiniz yerde onarmayla, işte bakımla, temizlikle vesaire ile uğraşmanız, onarıma kalkışmanız. Yani kullanmadan önce kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. El aletlerini zorlamayın. Dar çeşitli kabloların, boruların ve bu gibi engellerin olduğu yerlerde daha dikkatli olunuz. Kordonu yıpranmış el aletini veya zedelenmiş uzatma kordonunu kullanmayınız. Kordonu sağlam olacak. El aletleri ile çalışanlara şaka yapmayın. Dokunmayın, hele hele el kol şakası yapılmaz. Herhangi bir el aletini kullanan kişiye. Elektrikli el aletlerini nemli, ıslak durumda olan yerlerde kullanmayınız. Yanıcı maddelerin bulunduğu yerlerde elektrikli el aletleri ile çalışırken daha dikkatli ve uyanık olunuz. El aletini fişi prizde sokuluyken astırıp ayarlamayın. Ucunu veya ağzını değiştirmeye kalkışmayın. Evet, gelelim fiş priz sistemlerine. Elektrik dersinde de biraz değinmiştik. Fiş priz sistemlerini herhalde bir saat olarak işlemiştik demek ki. Evet. Fiş priz sistemleri. Fişler aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikle olmalı. Ara fiş priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunacak. Kırık ve çatlak fiş ve prizler kullanılmayacak.
Fiş ve Brin sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından önce bağlantıyı sağlayacak. Şimdi bu bir fiş. Bu fiş bir dize takılır. Şimdi bu fişteki bakın şu uçta kırmızı işaretli uçlar akım elemanları da akım geçiren kontak elemanlarıdır. Ama şu siyah nedir? Topraklama hattı şurası. Prizde de topraklama hattı var, toprak hattı var. Bu fişi prize taktığımız zaman önce şu siyah yerler temas eder. Yani önce topraklama hattı kontak kurar, temas eder. Ondan sonra şu akım geçiren uçlar temas eder. Yani bu şekilde yapılmalıdır. Fişler, prizler tasarlanırken kesinlikle bu özellik göz önünde bulundurulmalı. Niye önce siyah temas etsin? Önce siyah temas etsin. Yani topraklama hattı devreye girsin. Ondan sonra akım devreye girsin ki akımda herhangi bir anormallik varsa topraklamanın amacı neydi? Fazla akımı o topraklama hattı toprağa versin diye. Şimdi eğer daha hala topraklama hattı temas etmeden siz akım kontak elemanlarına temas ettirirseniz fazla akım varsa henüz topraklı hat devreye geçmemiş toprağa veremez. Onun için önce topraklama hatları temas etmeli, daha sonra elektrik akım işte şu akım uçları temas etmeli. Elektrikli makinelerin bağlantıları. Elektrikli makinelerin koruma tipi yerleştirildikleri yerlerdeki şartlara uygun seçilmeli. Fazla nem, buhar bulunan yerler ile yağlı yerlerdeki elektrik motorlarının gerilim altındaki kısımlarıyla bağlantıları uygun şekilde korunmuş olmalıdır. Elektrikli makinelerle makinelere ilişkin bağlantılar çalışma sırasında meydana gelebilecek titreşimlere dayanıklı biçimde seçilmeli ve yapılmalı. Evet. Titreşimlere maruz kalırsa olur, ısınma artar, yangın elektriğe bağlı yangına bile çıkabilir. Peki sigortalar nasıl olmalıdır? Alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli. Değeri 32 amperin üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Elektrik tesislerinde orijinal olmayan, yamanmış ve tel sarılarak köpürlenmiş sigortalar kullanılmamalı. Şimdi el aletlerinin kullanımındaki bazı hatalara bakalım. Mesela aletler tezgahın üstünde bırakılmış. Böyle bir hata olmalı. Yine makinenin içinde bırakılmış el aletleri buraların bakın makinenin içerisinde. Tabi bu da yapılmaması gereken bir hareket. Yıpranmış, kırılmış kablolar kullanılmamalı. Uygun tanımlar kullanılmalı. Koruyucusuz spiral kullanma. Bu çok yaygın bir hata. Yani bu spiralin kullanıldığı yerlerde. Şimdi normalde bu spiral taşlama yapılır. Kesinleşirdi. Şimdi bu spiralin şöyle yarısı şurada, yarım daire şeklinde düşün, bir koruyucusu var. Bu koruyucuyla birlikte piyasaya satışa sunulur, bu şekilde alınır. Ama burada da gördüğünüz gibi, burada da olduğu gibi hemen işte şu koruyucuyu burada böyle çıkarır. Bu disk şurada olduğu gibi tamamen böyle ortaya çıkar. Buna tabii malzeme kesilir, demir kesilir, başka cisimler kesilir. Kesilirken tabii ki burada kıvırcım çıkar vesaire. Şimdi burada koruyucu olsa, şurada koruyucu olsa bu kıvırcımlar bile koruyucuya çarpar, yüzüne gözüne gelmez. Hadi diyelim ki kıvırcımlar yüze gelmesin diye iş gözlüğü ya da yüz siklerini taktı diyelim. Sadece buradaki risk sadece kıvırcımların sıçraması değil. Bu hızlı bir dönem bitkisi. Bu şu yuvasından fırlar. Fırlayabilir. Bu şekilde koruyucu yok. Bu şekilde fırlarsa tabii böyle işi tutmuş çalışıyor. Kafasını yedir. Kesinlikle. Kafasını isabet eder. Alnına isabet eder. Halbuki şu koruyucu dursaydı, şu yarım daire şeklinde koruyucu dursaydı
Eğer bu yuvasını fırlatsa bile korucuya çarpacak, koruyucu içerisinde kalacak. Yüze göze işçiye gelmez. Yani bu koruyucu deyip geçmemek lazım. Koruyucunun böyle önemli özellikleri var. Önemli risklere karşı tasarlanmış, yapılmış koruyucular. Maalesef bu koruyucu hemen koruyucu niye çıkarıyorlar? Şimdi yukarıda böyle bunu şuradan bakacak, şurayla kesecek, malzemeyi kesecek. Şurası kapalı işte şey. Şu yarım daire koruyucu içerisinde. Şurası dışarıda. Burayı da kesiyor. İşte neymiş? Tam görünmüyor. İşte eğilmek gerekiyor falan. Böyle basit basit gerekçeler ile o koruyucu çıkarıyorlar maalesef. Bu şekilde kullanıyorlar. Çok büyük bir risk. Yine çok yapılan bir başka hata. Burada da şimdi bakın bir priz sistemi var. Dört tane priz var. Buraya el aletindir, başka bir aydınlatma lambasıdır, başka her neyse onun fişini şu prizlere taktığımızda çalıştıracaksınız. Değil mi? Şimdi şurada bir fiş takılmış, tamam. Şu prize fiş takılmış. Bak ne güzel oturmuş. Peki şu ne? Şu bir fiş mi? Hayır, fiş değil. Fiş çıkmış. Yeni bir fiş alıp takmıyorlar. Şu kablonun uçlarını şu prize temas etmişler. Ha, şurada elektrik geldi mi? Geldi. Tamam, hemen işe başlamış. Geldi ama bakın burada şu fiş kadar sağlam durur mu? Durmaz. Burada temas ediyor. Elektrik geliyor ama o anda şu kablonun uçları sürekli titrer, oynar. Şu fişteki oynamaz. Buradakiler oynar. Şimdi buradaki de oynadığı için orada ısınır. Çok çabuk ısınır. Isınır. Zaten normalde elektrik bir iletken geçirse uyuyarken ısınır. Ama burada çok fazla ısınır. Şu mavi yaratkan yanmaya başlar. Derken daha sonra devam ettikçe şu beyaz izolasyon da yanmaya başlar. Burada alev başlar. Yangın çıkar. Yani düşün 10-15 bu kablo metre uzunluğu 10-15 metre ötede işçi çalışıyor. Burayı da görmez. Görüş alanında da değil. Yangın çıktığından haberi olmaz. İşte ortalık bundan sonra yanmaya başlayınca haber olur. Yani kısacası bakın basit bir önlemle bu yangın önlenebilirdi. Doğru mu? Neyle? Şurada olduğu gibi bu uca bir fiş takmak. Bu fiş de prize takılacaktı. Onun için devam edeceğim. Yani bunu bakın basit bir önlemi almadığı zaman işte sonuç böyle ağır olabilir. Burada da bir hata var. Uygun el aletlerinin doğru kullanımıyla ilgili bakın şekildeki bir işin makinenin bir bölümünde vida ayarı yaparken şurada vida ayarı yapıyor. Yaparken yapması görülmekte. Görüldüğü gibi vidanın ayarını cep bıçağıyla yapmakta. Niye? Vida ayarı tornavida ile yapılır. Yani diyoruz ya işe özgü alet kullanılmalı. Bunun burada kullanılacak olan alet ekipman tornavidadır. Bu işçinin her an yaralanma olasılığı var. Bıçak bir yerinde kaysa işte şurada parmağına gelecek, her an yaralanacak. Ha, tornavida nispeten bıçak kadar kesmez, buraya gelse de kesmez ama bıçak keser. Hatta iş için uygun el aleti kullanılsa bile eğer el aleti doğru olarak kullanılmamışsa yaralanmaya neden olur. El aletlerini uygun kullanmak için gerekli bir bilgiye genellikle önem verilmez. Maalesef bir başka hastalık bu. Yani bir hata daha çok rastladığımız. Yine bakın burada bir vida sıkılacak. Vida sıkılacak parçayı avucuna almış. Ve kuvvetini uygulayarak sıkıyor. Sıkarken şu vidadan zaten hele hele tornavida, düz tornavida ise çabuk yerinden kayar. Burada kaysa bu nereye gidecek? Ya şu avucuna gelecek, avucunu delecek çünkü kuvvet uyguluyor. Kuvvet uyguladığı için kaydığı zaman o kuvvetle eline uygulamış olacak. Ya avucunu delecek ya şu parmaklarından birini yaralayacak. Ne kadar tehlikeli. Halbuki böyle durumlarda yere koy, masaya koy, tezgaha koy. Oradan sık. Niye altına elinizi sokuyorsunuz değil mi? Maalesef bu hatada çok yapılıyor arkadaşlar. Şimdi dersiniz bitti arkadaşlar.